Hanımlar beyler gelmiş gitmiş en deli saçması podcastle karşınızdayım. Ben Deniz Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz? Hoş geldiniz. Deliriyor muyuz? Ben dedim ki benim erkek dinleyicilerimin hiçbiri üroluğa gitmiyor. Dev hizmet. Yemin ediyorum muhtar adayı olacağım. <laughs> Karar verdim. Bak muhtar ha belediye falan değil. Üroloğu size getirdim. Üroloğu size getirdim. Sorun dedim. Salak saçma sorular sordunuz o ayrı. Ama çöpünüze taşan kadar düşkün olduğunuzu ben anladım sorulardan. Tamam. O yüzden ülümüz Tolga Okutucu bizlerle. <laughs> tek kişinin alkışlaması. <laughs> bir tek şey, bizi suçlayamazsınız yani, yani düşkünsünüz diye. Sadece şimdi sen benim bir erkek kişisi olarak karşımdasın ve ben erkekler olarak bütün yani erkekler adına sana sorular soracağım. Bazı yerlerde böyle laf yapıştırabilirim. Ama şimdi ben burada hakim ol Erkek olarak mı, ürolog olarak mı buradayım yoksa Be, erkek 50, ürolog 50. olarak mı buradayım? Fifty okay. fifty. Erkek ürolog olarak buradasın. Tamam. Peki. Şimdi ben senin Instagram <laughs> hesabını gördüm. Böyle hoşuma da gitti. Böyle keyifli, güzel içerikler çıkartıyor. Bence takip edin ve gerçekten erkeklerin üroloğa gitmesi konusunda ben sıkıntılar yaşadıklarını düşünüyorum. Çünkü erkekler üroloğa ne zaman gidiyor? 50+. Plus. Aslında öyle değil. Bence öyle. Yani. Bana itiraz edemezsin. Bence okay. öyle. Evet. Bana bak tıbba kafa tutuyorum. Yok tamam öyle olsun. Gelmiyorlar bana. Herkes süper çocuk. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Kaç yaş aralığı? <laughs> Kaç yaş aralığı geliyor? Bana mı sıfır? Bugün sünnet yaptım mesela. Sünnet 5, olur 6 ya. 6 yaşındaydı. Öyle değil. Ya işte Tolga Bey ben... İşte cinsel bir performans sergiliyorum ama bir şeyler oluyor Şimdi orada. Şimdi bak şöyle sen başladın ya çok düşkünsünüz ya. Evet. Aslında biz düşkün değiliz. Ana babadan başlıyor. Yani anası babası getiriyor. Anası daha çok. Anası anneannesi babaannesi. Ya bununki küçük mi bilmem ne. Şaka bir yapıyorsun. E, tabii Gerçekten canım. Yani mi? O şu televizyonda dizilerde izliyorsunuz ya. Mesela izliyoruz yani. Hani evet. Ben de izlediğimi <laughs> izlemiyorum ama o olsun. Orada böyle bir hanedan şeyleri var falan. Böyle. Evet. E, Hürrem Sultanlar E Oradan başlıyor yani. E, dolayısıyla aslında bütün suçu bize yıkmamak lazım. Ya evet anne babadan geliyor. Okey göster oğlum amcana göster yani bazen oğlum. Bazen geliyor mesela önce... Ay, ya babaannesi dedi ki bunun e, pipisi küçükmüş falan diye böyle bir iki yaşında çocuk getiriyorlar. Diyorum ki babaanneye söyleyin işine baksın. Yani... <laughs> ben inanın ben şu an şoktayım. <laughs> Yok sen çok tabii işte. Hani Gerçekten diyorsun ya çok garip ya? garip sorular sordunuz bana diyorsun ya. Yani onların nesneleri var. Dolayısıyla yani bu bütün dünyada böyle orada bir... E, perseksiyon diyoruz biz yani oraya bir takılma var. Dolayısıyla evet, oradan bir silkelenip atlarsak aslında herkes mutlu olacak. Kadın e, mutluluğu da oradan sağlanacak. Yani bütün her şeyi penis ve işte testisler ya da işte senin de, ...senin tabirin değil tabii bizim tabirimiz de Türkçe'si o yani sık <laughs> taşak diye tabir ettiğimiz. Benim tabirim ben bunu yo yo ya doğrusu bu biliyor musun? Yani şöyle bir e, şeyimiz var e, hala tartışılıyor işte. Tabii ki işte cinsellik eğitimi çocuklarda okullarda falan doğru ismini söyleyin. Tamam söyleyelim. Penis, testisler işte kızlarda vulva, vajen. Tamam güzel. Ama mesela ben Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım. Ardahan'da da çalıştım. Şimdi Ardahan'ın köyünde ben gidip de işte çocuğunuzun penisiyle testisleri falan dersem kimse bana e, güvenmez ve ben onlara ulaşamam. Evet. Yani oturup aynı dili konuşamayız. Dolayısıyla onları birazcık böyle şey yapmak lazım. O yüzden o dil doğru. Yani ben de Instagram hesabımda hep Hiçbir onu konuşuyorum. Bir şey konuşmadım. İşte Hiç. bu. İşte bu. Doğru ederim. Halkı eğitiyorum ve bak şimdi ben sana devam. <laughs> Sen de yönetmen de burada bu arada. Siz zannediyorsunuz ki ben onu es geçeceğim. Asla geçmem. Tolga'nın Instagram'ına girin. Her gün istisnasız sürekli testis muayenesi yaptırıyor erkeklere. Ya hocam Güzel. Zaten elleri çüklerinde geziyor bunlar. Tamam. Sürekli bir sürekli bir burada, metrobüste, metroda ben zaten buna maruz kalıyorum. <laughs> bir de yetmiyor. Diyor ki beyler, tesislerinizi muayene ettiniz mi? Ediyor musunuz? Ne Üstek durumdayız? Diyor ki kendiniz etmiyorsunuz da partnerinize ettirin. ha. <laughs> bir tek bir, bir o kalmıştı bir o kalmış. zaten yapmadığımız. Var öyle ama partner muayene sırasında tesis tümürü saptadığımız elemanlar Aa. var tabii. Hasta o da bile Onları... kadın sayesinde tespit ediyor görüyor, i̇şte, görüyor musun? Niye kadın yani bu sınırlama o kadar partner deyince. Aa evet çok özür dilerim. Neyse o doğru. ayrı ama şey e, yalnız doğru söylüyorsun ama eksik söylüyorsun. Ben metroda tombala çekin demiyorum kimseye yani. Hayır <laughs> bak bir şey şeyle alakalı değil herhangi bir mastürbasyon vesaire bahsetmiyorum. Ama ben elini cebine koyup da cebinden çükünü... Karıştıran, kaşıyan, oynayan insanlara da denk geldim Peki Bunlara bir tek ben denk gelmiş olamam Çok haklısın bununla ilgili çok komik bir karikatürümüzü bir şey var Onu sana önceden gönderecektim ama unutmuşum sonra göndereyim ee, Onu da instagramda paylaşıyorum sıkışıyor yani yapacak bir şey yok burada işte hepimiz şey yani şimdi kadınların memeleri nasıl hani ekstra bir şeyse Tamam da bak benim meme memem var ama ben bunu insanların içerisinde düzeltmiyorum Ne Düzelt. yapıyorum? Düzelt Hayır düzeltmiyorum işte. Düzeltebilirsin ama burnunu tamam burnunu karıştırmıyorsun. Onun gibi bir şey. Haklısın. Ama yani bunu da bilmek lazım. Biz her zaman keyif, elimizi oraya keyif yüzünden atıyoruz. Onu atanlar zaten 6 yaş öncesi çocuk kendini keşfetmek için el sürekli oraya gidiyor. Çek elini hı hı. oradan Allah muhabbeti soktu. oluyor. Çok ince. Bak alabildim. Ama... <laughs> Çok güzel yapıştırdı. Ben ama size söyleyeyim. 6 yaşta mahremiyet şeyi kavramı yerleşiyor zaten çocukta kız erkek hı hı. bu arada yani herkes de e o zaman hani anne baba zaten onu öğretmekle yükümlü oğlum kızım karıştırabilirsin ama ortalıkta değil ondan sonra ondan sonrası konusunda çok haklısın yani metrobüste biz Ahmet azıcık bir 15 dakika Yine bekleriz haklıyım. gömmemek lazım ne oldu bak şimdi ben şimdi <laughs> sana benim linçlendiğim Heh. ben şöyle bir doğrulayayım da sıçacağım hepinizin ağzına bak şimdi <laughs> ben ...erkeklerin doğum kontrol yöntemi olan vazektomiyi Heh. insanlara anlattım. Tamam. Bakın böyle bir yöntem var. Biz hap kullanmak zorunda değiliz. Erkekler de bunu yapabilir. Hiç çocuk düşünmüyorsak diye. Uh -huh. Bunları söyledim. Ben bir tane programa gittim. Çimen Show diye. Çok da severim, bayılırım onlara. Programdayız. Ben aldım elime mikrofonu ve podcast'ı anlatıyorum. Anlatırken de vazektomiden bahsettim. Ön tarafta pratisyen bir hekim var... O hekim beni bir linçlemeye kalktı. Aslında o kim ben izledim o programı. Seni linçlememiş. Savun beni. Hayır ya linçledi beni. Şimdi şöyle olmuş. Aslında orada, orada önce orada kesilen bölümler de var. Kesilmeyenleri de anlatacağım ben O kadarını ben bilmiyorum şimdi. ama orada şey var. O programın içinde böyle bir hekimlere bir geçirme olur gibi oldu böyle kıyısından. Sonra hepsi birbirine geldi ama ee, yani vazektomiyle linçlenme şöyle düşün. Yalnız değilsin. Vazektomiyle ilgili konular bütün dünyada linçlenebiliyor. Bir, ikincisi vazektomi koy kenara. Bütün doğum kon, kondom, işte kadınlarda o oferektomi dediğimiz evet. tüpleri bağlatma, onların hepsi biliyorsun. Kürtaj bilmem ne hepsi zaten belli kesimler tarafından linç e, edilmek üzere bekliyor o arkadaşlar orada zaten. Evet. E, vazektomide de böyle bir iktidardan düşmek ki artık iktidar kelimesini kullanmıyoruz. Ondan Neyi sonra asla yani ereksiyon, sertleşme vesaire. E, kısırlık kullanmıyoruz mesela. Bunlar çok önemli. İnfertilite diyoruz ya da baba olma olamama. Ol, olamama da demiyoruz. Baba olma şansının derecelerini böyle koyuyoruz. Bunlar hmm. önemli şeyler. Ondan sonra e, öyle olunca herkes bir şey oluyor. Yani kimse senin elinden baba olma şansını ya da işte imtiyazını almak gibi bir derdi yok. Bu sadece güvenli. Evet. Bir güvenli iki ekonomik. Evet. Bir yöntem dolayısıyla evet yani isteyenler uygulatabilirler. Bir de geri dönüşü var vaziktominin o önemli Aa, bir şey. Yemin ederim söyledim bak hoca değilim <laughs> tıp okumadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Araştırdım yahu. Bunu diyor ki orada seksolog diye çıkmıyorum ben okay. ve ben öyle bir şey olarak çıkmadım oraya <laughs> ve ben dedim ki ben kendim kendimi... araştırıyorum, okuyorum vesaire. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Al bak, vazektomi'nin geri dönüşü var dedim. Var, yok var. diye kıçlarını yırttılar o tarafta. hocam yok, yok. olur mu öyle şey? Vazektomi reversal yap. Evet ameliyat. var. Var. Neyse boş ver. Takıl. Neyse haklıyım ya, hoşuma <laughs> gitti. Bir tane <laughs> soru gelmişti. Dur şu aşk okuşka defterimi açayım da be. Hadi başla. Hazır mısın? Ben mi? Evet. Sen sormaya hazırsan ben her hmm. gün cevaplıyorum onları. Sırtını dönen erkek öküz müdür? Onu biliyorsun ben hep söylüyorum değildir. Değildir. Yani şöyle. Sen sırtını dönüyor musun seviştikten sonra? <laughs> ben yokum, ben diyor. yokum diyor. Kesin dönüyor. Ben o aslında yokum. O kadar yoğun. sezdim ki. Bak şimdi dinle sırtını dönen erkek öküz değildir ama ertesi gün aramayan erkekle ilgili konuşabiliriz. O şerefsizdir. O öküz falan <gülüyor> değil. <gülüyor> Bir şey diyemeyeceğim. O şerefsiz. öyle kadınlar da var sonuçta. Yani hani şey, eee yani ama ben erkek tarafından Şimdi şöyle, için tamam okey. Ben sana onun bilimsel kısmını söyleyeyim. Ee, orgazm sonrası hormonların belli dengeleri var falan. Hı -hı. Oksitosin falan salgılanıyor. Hop. Stand by'a geçiyoruz. Normal yani normal insan moduna. Normal insan moduna da değil. Uyku ve şey moduna geçiyoruz. Yani Kutu dolayısıyla işte yani kutup ayı ayısı onun da işte onu o da hibernasyon sonucu... onu Daha da ben sana olabilir. hepsini e, bilimsel olarak açıklayabilirim. O uyku sırasındaki konuma ayı diyebilirsin ayısını. ama uyandıktan sonrasını <laughs> ayı diyemezsin yani şimdi <laughs> onu tartışırız. Dolayısıyla nasıl uyandığına bağlı ama o da artık nasıl uyandırdığına bağlı yani. Ben ne kadar güzel uyandırırsam uyandırayım e o... ayı ayıdır. Neyse boş ver şimdi onu <laughs> tamam, oraya takın. sonra <laughs> Yani sonuçta e, orgazm sonrası uyku halinde olması normal bir şey. Bir de ben şunu öğrendim. Tamam okunuştum. normal bir şey, öküz değilmiş. Değil, değil mi? Öküz değilsiniz. Okay. Evet. Kabul ediyorsun. Şöyle bir tamam. şey var. Öküz değilsiniz ama belli başlı konularda öküz olmadığınız anlamına gelmiyor. Ama bu sonuçta orgazm sonrası uyumak öküzlük değildir. Bunu buraya not edelim lütfen. Tamam yani bu bütün e, şeylerde böyle. Ben bunu e, şeyde de konuştum. Cinsel eğitim işte vesaire böyle bir terapi topluluklarında. Yani ne kadar ben feminist bir insanım ama bu doğru bir şey. Bunu kabul etmek lazım. Yok tamam doğru söylüyorsun. Orada bir <laughs> bir de bir performans var şimdi anladın mı? O da yorar insanı yani. Şimdi bu konuda hakkınızı yemeyeyim. Gerçekten yemeyeyim. Orada bir okeyim. Bana o per performansı <laughs> ama şunu desen, söyleyebilirsin. Çok kol şunu söyleyen yani, ne yaptı da bu kadar yani hak etti mi bu oksitosini bilmem neyi hani benim işime yaradı mı da döndü uyuyor? Onu tartışabiliriz. İşte, doğru. doğru. Şey Selçuk karikatürü var ya şey kadın fok balık atıyor erkek foka <laughs> aferin diye. Onun gibi yani. Evet bayağı bildiğin onun gibi. Tamam sırtını dolan erkek... Yani <laughs> bilmem öküz dem de, de, değilsiniz Ama demek istemiyorum. Çok, çok fazla öküz kullandık ya. Kullandı. Uyarsız diyelim. Hayır öküz. Neyse şimdi şöyle de bir şey okudum ben. Kadınların bu kadar uykuya düşkün olması erkeklerin az uykuyla o enerjiyi yakalamaların sebebi vücudunuzdaki testislerin olmasıymış. Hı. Şimdi uykuda böbrek üstü bezlerimiz çalışıyor ve bize enerji olarak dönüyor ya. Değil mi? Götümden uyduruyor olamam. Ya estağfurullah. <laughs> Okuduysan doğrudur ama onu ben de okuyayım. <laughs> o kadar böbrek üstü bezlerinden de ...salgılanıyor. Salgılanıyor okey. Evet. Ama esas testlerden salgılanıyor. Evet. Okay. Kadınlarda bu olmadığı için... ...daha fazla uykuya meylediyormuşuz Sonuç? biz. Sonuç? Uyumak istiyormuşuz Uyuyun. işte. Uyuyoruz işte. Tamam bir şey demiyoruz da. Tamam. Baş ağrısı bizim derdimiz. Yani baş ağrısı da o bir yeri kadar da erkekler zamanında eski arada, çağlarda da heh, baş ağrısına seksin iyi geldiğini düşünüp böyle bir bütün birleşme gerçekleşiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ama şu bütün anda da. Bütün şansı denemişler yani. Evet ama şu anda başları ağrıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Ee, bu arada kadınlardaki libidonun kaynağı da testosteron. Yani testosteron yalnızca erkeklerden salgılanmıyor. Kadınlarda da var. Bizde nasıl oluyor? Sizde de böbrek üstü bezinden işte. Evet. Okey. Ama işte sizde libido... Siz o zaman mesela hatırlıyorum çift ya çalışıyor. Bizde, tava, bizde tavan evet. zaten çift deme onu on kat diye düşün. On kat. Ama kadınlardaki... On kat daha hızlı. <gülüyor> <gülüyor> kadınlardaki <gülüyor> libidonun kaynağı da testosteron. Evet. Ne diyorsun sen? Burada, Aman Allah'ım neler duyuyorum. Yani evet erkeklerde... Şu e an kafamda çok başka şeyle, sorular var Testosteron. Biliyorsun, çok başka yerlere gittim ben şu anda. Çok başka yerlere gittim. Testosteron değişik ya böyle müsabaka öncesi mesela şey yapıyor ben yüzüyorum falan böyle ondan sonra. Müsabaka öncesi vücuttaki testosteron artıyor. Hı -hı, böyle bir hı -hı. şey yapıyor falan. Senin başarını arttırıyor ama biraz da empatiyi azaltıyor. Yani şöyle zafere giden her yol mübahtır gibi düşün. Hı -hı. Hem işte müsabaka için düşün. Bu eskiden savaşmış. Günümüzde de işte yataktaki hani şey evet. performans şeyi. Dolayısıyla empatiyi azaltınca o... o gene öküzlüğe geleceksin biraz ama Hiç yok yani ki. bizim bizim değil. Yani suçumuz bir şey değil. nasıl azalabilir? Bizim suçumuz değil Bak, yani Bak, hep benim hormonlar. Bak benim sana vardı. Okey. Haklıksın kelimesini duymaktan nefret ettim. Nefret ettim. Akıllıymış da. Kadınlarla ama. sürekli samimi, kadınlarla aşırı samimi. Bak normal samimiyetten bahsetmiyorum. Okey, Kucak yani. Evet evet. Tamam. Ve bununla rahatsız olduğumu dile getirdim. Çok güzel bir hamleyle gerçekten dile getirdim bunu kendime de takdir ediyorum gayet Medeniyet çerçevesinde <laughs> başka şeyler de yapabilirdim ama diyorum ki aynı şey benim yaptığımı düşün bir erkeğe ne kadar samimi olduğumu düşün doğru söylüyorsun haklısın en son çıldırdım ben haklı olmak istemiyorum <laughs> bana empati yapabil sadece de ki aynı ya bu kübra'yı ben böyle görsem nasıl hissederim de o hissiyatı bedeninde bir yaşa. Sonra dönme gelme ki hayatım haklısın. Tamam öyle dese peki kabul edecek evet. miydin? Etmeyecektin. Ama en başında o empati yapmış olacak. Doğru. Ben sığır mı güdüyorum ben? bununla mı uğraşacağım be? Ama sen o empati seni tatmin edecek mi etmeyecek mi? O da önemli. Olmayan birindeki o empati beni onu ne kadar tatmin bilemem. edebilir? O beni önce yatakta tatmin etsin de sonra onu, empatisine onu, kalırız. O, o da olmuyor şey yani. yani. Dinleyicilerimizden biri şey sormuş. Bunu anlamadım ben erkek olarak size siz algılayabilirsiniz bana da ne olur anlatın. Söyle. Şimdi çıkarmadan hı. Ha, 23... onu bana söylemişti. Evet. Yani. Ya bunu başka bir üroloğa sormuş. Böyle bir şey olduğuna dair konuşmuşlar ama bir de seninkine sor dedi bana. Hı hı. Benimki de değil sen üroloğ Benim şahsi üroloğum değil. Deliriyor muysun üroloğ? <laughs> Yoksa götürüp götürüp flörtlerimi muayene ettirmiyorum adama. Eee öyle bir şey Yok mi? yok ettiremez. Niye? kişi kendisi gelecek kendi rızasıdan. Peki. Bazen öyle Dur, geliyor. Bazen öyle ablalar ablalar demeyeyim hanımefendiler e, eşlerini falan gitme. buna Sana bir bakın diye falan filan. Böyle bir şey yok. Herkes e, 18 yaş üstü. Tamam kendi da bir şey, şey soracağım. Ha. Ben otuyorum şimdi sevgilimle sevişeceğim okay. ama muallaktayım. Tamam. Hıpır zıpır bir tip. Bunun gibi. Önüne gelen ne yapmış sevişmiş bilmem ne. Okay. Ben HPV olup olmadığını nereden bileceğim bu ya adamda? Ama senin öyle bir şeyin yok ki. adamı söyleyeceksin. Olay iletişimde tamam, ve Beraber karşı... gideceğiz işte. Cık. Hayır öyle bir şey yok. Götürmeyeyim mi? Yok. Götür... Ben de bir bakayım siz götürme... ne yapıyorsunuz orada. Şu... <laughs> bak benim hakkım değil o mi senin bakmak? Senin bu götürme şey muhabbetin <laughs> şeyle aynı. Hadi kızı götürelim de işte e, muayene ettirelim muhabbetiyle. Hayır aynen. ya. Hiç alakası kadar... yok. Var. Hayır Şöyle, ya. Bak şimdi bak. Şunu söyleyeyim. Ben Yerden göğe kadar kadınların tabii ki hele de Türkiye'de pozitif ayrımcılığa uğramasını hı hı. savunuyorum. İşte aile içi şiddet olsun. Hı hı hı. HPV mesela. HPV erkekte sadece sil yapıyor. Evet. Ama kadınlar da işte rahim ağzı kanseri yapıp hayatını kaydırabiliyor. Evet aynen öyle. Yani aynen. o kadar basit bir şey değil bunun. Değil nefesi. evet. Dolayısıyla bu söylediğin çok önemli duyarlılık açısından. Evet. Ama her şeye rağmen erişkin bir insanı kimse kolundan tutup... İşte en başında söylediğin ha, şey şunu yapabilirsin, geliyor. şunu yapabilirsin. Ee, sevgilinle, flörtünle vesaire konuşup işte sende bir hastalık var mı yok mu ben bunu merak ediyorum. Test oldun çünkü bu günümüzde yani bütün dünyada önemli bir şey. Ee, zoruna gider ara... mi sence? Zoruna gitmemesi lazım. Gitmem. Senin zoruna gitmemesi gider lazım. miydi mesela kız arkadaşın sana söylese? Gider mi? Bak gitmemesi lazım. Ya, i̇şte bunun gibilerle karşılaştığım bu... için ben de. Nerede kör topal? Sen de öylesin. Senin yatkak eşin almış yani. Yatkak almış. Bunun... Yani. Yat senin yoksa aa seni kim alacak Allah aşkına? Derken benden bahsetmiyorsun tabii. Ne gibi? <laughs> Hayır canım. <laughs> Şaka sen bir yana. Senin eşin de sen de çok şanslısın bence. Öyleyim canım. Evet evet. Nasıl ben öyle? o konuda şeyim. Ha, o değil ama. <laughs> herkes şansı yapacak bir şey insan Ağzını şansını kendi yaratıyor ama <laughs> e, dediğin doğru bu arada ama kimse kimseyi kolundan tutup da şunun için mesela bazen işte. şu şu oluyor bak çok haklısın bazen şu oluyor kadınlar mesela kadın takipçilerim ya da işte ya işte bir erkek neden e, işte isteksiz olur şu dur budur falan filan yani bunun e, karşılıklı iletişimle çözülmesi lazım zaten iletişiminiz yoksa aranızda iletişim yoksa sen e, eski usul böyle yok efendim hadi büyü yaptırayım'e dönüyor olaylar anladın mı? Yani haberi olmadan bana bazen ki <laughs> haberi olmadan işte bir test yapalım. Acaba e, testosteronu ne durumda? Ya, Haber olmadan nasıl yaptırabiliyorsun? Yaptıramazsın zaten. Yaptıramazsın. İşte, garip garip şeyler. Tüm. Dolayısıyla böyle bir şey yok. <laughs> Kıl mü bir şey olsa ben de alır götürürdüm. Ha, ha işte aslında. onun için. <gülüyor> <gülüyor> onun için muska yapan arkadaşlar Sen var. Sen merak ettin. <laughs> Sen nefes kuvvetli hocalar var mesela. Onlar şey yapar. <laughs> Sen hadi sorunu sor onu ben Sorumu anlatacağım. Sorumu soracağım. Az önce söylediğim şeyin işte en başta söylediğim şey. O yüzden böyle 18 atıyorum 29 yaş arasında sana geliyorlar mı? Kendi rızalarıyla. Acaba bende virüs var mı? En deli çağları ya erkeklerin. Şöyle söyleyeyim. Ürolojiye şikayeti olan gelir. Yani işte bir problemi olursa gelir. Ama şimdi şöyle olmasa bir gelmez. şey var. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Okeyim. Ama şimdi erkeklerde de şöyle saçma bir gurur var ya. Benimki Sağlam. Valla şunu söyleyeyim yok. sana. İşerken mesela çok canın yanıyorsa gözüne sabun kaçmış gibi. Çok özür dilerim. Kadınların bedduası. Kanışıyorsanız. Ha. Ayrı taş düşürürken de kanışarsın Aynı falan. Aynı şey işte da. olsun. Neyse. Kadınların direkt yani, bedduasıdır hani bu. beyler şimdi anlayacak beni. Gözüne sabun kaçmış gibi e, işerken yanman oluyorsa Benim e, beyler anlayacak deyip buraya dönüp bundan anlamam peki. Yani anlar. <laughs> sonuçta ya gözüne Sabuk kaçan herkes anlar da. İşerken nasıl olduğunu. Onun da yanma varmış. Yani Okey, olursa sıkıntı yok, çözülüyor. Bir kere sıkıntı yok yani her şeyi. Yanma olursa çözüyoruz. Bizde mesela olduğu zaman iltihap tamam, oluyor, oluyor enfeksiyon oluyor. 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 Aynen. E genelde öyle ya taş vardır ya enfeksiyon vardır. Çok ikisi de çözülür yani her hmm, şekilde. çözümü var işte var ama birazcık. Tıp çok ilerledi. Hadi merakınızı gidereyim. Çıkarmadan 2 3 atma teriminin ha. şimdi ben onun bizim aramızdaki yani erkekler arasındaki de tabirini söyleyeyim. Çıkarmadan 3 posta demek istemiş arkadaş. Öyle bir Bilmiyorum şey var. Bilmiyorum. işte birazdan mealini okay. anlatacaksınız tamam, bana. Çıkarmadan 2 3 atma teriminin ha. gerçek olduğunu, belli kas grupları çalıştırarak yapabileceğini söylemiş bir arkadaşı buna ama daha teyit etmedi. Senin ürolog diyor. Bunu bana bir teyit edebilir mi? Ben şunu teyit edeyim. Onun e, gerçekleştirebileceği partneri bulduysa Önce onu söylesin. Abi, bu böyle abi, e, tek taraflı abi. bir şey değil. Bence yani de, sevişmek değil. ya da işte cinsel ilişki. E, tabii ki. Hadi şimdi ilişki, bana şunu anladın ilişki alıştı. çıkarmadan iki üç atma ne? E, şimdi, onu ne, ne anlıyorsun ondan sen? Ne bileyim ben? Çıkarmadan. Şimdi bir burada ne var? Bir kere cinsel ilişki sadece e, girme çıkma işi değil. Değil evet. Benisin işte vajene ya da başka bir evet. boşluğa girmesi çıkmasıyla alakalı değil. Ama bu tabir bizim yani yetişirken de güldüğümüz, eğlendiğimiz şeyden bahsediyor penisin vajene girip ondan sonra orada ilişki ya da işte git gel sonrası boşalması Aha. ondan sonra tekrar sertleşmesi ki ejekülasyon yani boşalma sonrası bir refrakter dediğimiz dönem var penisin tekrar sertleşmesi için gerekli bir süre var fizyolojik Aha. işte arkadaşın tabir ettiği ikinci kez sertleşti o dönemi de geçirdi. Uh -huh. Ondan sonra şeyde şu an heteroseksüel vajinal ilişkiden bahsediyoruz. Uh -huh. Ondan sonra Hanfendi de hiç bundan rahatsız olmadı. Ondan sonra devam ettiler. İkinci kez boşaldı ejekülasyon oldu sonra falan falan devam etti böyle bir şeyler bir şeyler. Birinin rüyası olabilir yani. <laughs> ha, olabilir. <laughs> problem değil. İmcanlı önemli olan adam neredeyse. <laughs> yani önemli olan karşılıklı uyum. Yani karşında senin onu talep talebeden bir partnerin varsa evet onun doğru. için çalışabilirsin. Doğru. Belli kas grupları dediği pelvik taban kasları. ...bu evet. Kegel egzersizleri hem erkeklerde hem kadınlarda biz birçok şey için öneriyoruz. Çalışsın arkadaş. Bence de çalışsın. Bir zararı yok yani. Sonuçta nasıl çalışan kas evet güçlenir. Aynen, aynen. İleride hiç baktın hiç o konuda işe yaramıyor. 80 yaşında idrar tutmasına yarar. Her türlü iş yarıyor. O yüzden Kegel egzersizine başlayın. Evet. Ne olduğunu Ondan anlatırım sonra e, daha çok Kegel egzersizlerini biz mesela erken boşalma problemi için öneriyoruz. Faydası olabiliyor. Sana diyor. Kimseye demiyorum ya. Aa, işte yok, öyle. Kimseye, yok öyle. Kimse yok öyle. Benim hastalarımdan da hiç erken boşalan kimse yok. Aa, mesela, yok öyle. A, ta, ta, Tabii. takdir ettim şu an. İyi. Herkes iyi Türkiye'de. Bu da şey gibi. Ben hiç sezeryen yaptırmadım. Hep doğu, işte normal Aha. doğum. Tabii benim yok öyle. Benim takipçilerimden derken de boşalan yok. Aa, benim takipçilerimi bilmiyorum ben. Altını Sıçtık çizelim. saatten sonra bana şimdi DM'den ben erken boşalıyorum diye bir sürü mesaj gelir. Hocam bana sürekli çükleriyle taşaklarıyla ilgili problemlerini yazıyorlar. Sen direkt yönlendir bana. Bundan sonra oraya bana değil. Bu sorunun peşine şöyle bir cevap soru gelmiş ama ben anlamadım. Tarihte bir ilk olacak herhalde. Kadınlarda erken boşalma nedir? <laughs> Tarihte birlik değil niye yok mu öyle mesela? Yani ben daha hiç dönüp uyuyan kadın yok mu mesela? Ya vardır ama biz her zaman geç boşalıyoruz ya. Öyle mi? Evet. Yok. Yani benim çevremdekiler öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. E siz de erken boşalın. <laughs> Biraz. Mesela, bana mesela bir şey niye, soracağım mesela... çok özür dilerim ama getirebilen varsa getirsin de biz yani, de erken boşalalım ha, o zaman yani okay, kusura bakmayın getirebilen varsa hodri meydan dermişim sıçtım bütün evin kapısı zangır zangır titrer bu saatten sonra yani bu önemli bir şey <laughs> önemli tabii hocam erkekler geç boşalmak için uğraştığı kadar kadınlar da mesela şöyle bir şey evet. var burada bir gene bilimsel yaklaşalım ee, yanlış bilinen şey kadınların çoğunun vajinal Penetrasyonla yani gizme çıkmayla boşaldığı evet. e, bilgisi bu yanlış. yanlış. Kadınların en tabii çok boşaldığı ki, yer klitoris. Bu arada böyle de boşalabilir bir sürü öyle tabii kadınlar ki. ama klitoral orgazm. Ben yani geçen işte anlattım. En çok e, koytal e, hizalama tekniği diye bir şey var. Ya Merak adam hizalamadan var. Evet Aynen gördüm öyle. onları ben. Ben de inceliyorum. <laughs> koytal alignment. Bu Tolga sayesinde benim kocam yaşadı. Ben i̇şte, size söyleyeyim. Ya da yani, sevgilim. Sonuçta. Bir sürü teknik var bir sürü şey bu keşif ve karşılıklı iletişim eksplorasyon seksplorasyon denen şey. Terimlere bak. Dolayısıyla şey yani evet ayrıca şey de büyük bir mit sen onu geçen söyledin aynı anda gelmek zorunda değil kimse. Değil ama orgazm değil. eşitsizliği diye bir sıkıntımız tamam, var ya. Tamam okey o konuda haklısın ama yani aynı anda orgazm olmak gerekli ilişkinin iyi gitmedi ya da aynı anda orgazm olunan ilişki iyidir o da yanlış. En... ...bilinen yani en yeni tabu bu aslında mitler hani hı hı hı. şu anda onlarla uğraşıyoruz. Bu arada şey yani o mitin en kolay silineceği şey eğitim. Doğru dürüst eğitim verirsek kesinlikle o zaman bu konuştuklarımızın hepsini... ...yarın bir gün arkadaşlar bir taraflarıyla gülecekler lan ne konuşmuşlar, ne konuşmuşlar diye. Evet. diye yani umarım gülerler Önemli gerçekten olan o. umarım gerçekten gülersiniz. O. Öyle benim de onun yaşında 11 yaşında oğlum var mesela derdim o yani. Ben zaten hani bir şekilde herkes kararlı duruma ulaştı ama onların e, şeyi eğitimi ve hayat görüşünü sağlamakla Vücutlarındaki organı bilmeleri lazım. E, hepsi kızlarda da Geçen oturuyoruz evet. mesela e, iki tane olan bir tane arkadaş kızı var işte senin pipin yok dediler bir tane kıza. O da böyle şey şimdi oradan geliyor zaten. Hani bu işte döndü o da bir şey diyemedi. Ben dedim ki ulan sizin de işte vulvanız, vajinanız yok. Falan. O ne falan dediler. Evet. Zaten böyle bir Onlar bilmedikleri evet. garip kelimelerle bilimsel anlatınca bir mala bağlıyor Evet. gençler. Dolayısıyla hani bu hep bunca yıldır anlatılan işte kızlarda penis olmamasının onlarda işte oluşturduğu düşünülen eksiklik falan şeyini hop bu sefer öbür tarafa döndü. Ne oldu? Bunlar ulan bizde de bir şey yokmuş dediler. Evet aynen öyle. Çünkü yani o bir öyle bir şey öyle olması lazım Kesinlikle. zaten falan falan Bakalım uğraşıyoruz. E, amaç o yani. Evet, tam kesinlikle. Valla o yüzden gerçekten Tolga'yı takip edin. Bir arkadaşıma ya, soruyorum mu? Bir arkadaş için soruyorum. Bir arkadaş için soruyorum. Instagram hesabı gerçekten takip edin. Muazzam içerikler. Böyle irisi de etmiyor. Keyif verici. Sen ee, onu da konuştun geçen bir dinledim ben. İşte yani eğitim nasıl verilmeli? Hı. Eğitim bir kere mutlaka evde anne baba tarafından verilmeli. Yani çocuklukta evet. çözdüğün zaman bunları zaten ileride bu anlattığın işte öküzlüklerde efendim işte bilmem orgazm eşitsizliğiydi ya da algı bozukluğu yani aile içi şiddete kadar her şeyi düzeltebilirsin aslında. Yani çok böyle polyanlacılık yapmak da doğru değil ama doğrusu bu. Çünkü çocuk öğrenebiliyor nasıl okuma yazmayı öğreniyor bunu da öğren Her şeyden önce vücudunu öğrenecek. Evet. Ondan sonra kadın kendi işte kusura bakmayın ben hani erkek şeyde konuşuyorum ama yani hepsini yapmak lazım. Şimdi ben başladım işte 0-4 yaşta cinsellik eğitimi diye bir şey koydum. Hı hı. Tamamen hekim gözüyle baktığım için yani bana çünkü işte anlattımsa 0 yaşında da geliyor. işte evet. 19 yaşında da geliyor. 90 yaşında da geliyor insanlar tamam mı? Yani şey geçen bir tane yazık amca geldi 90 yaşında. Oğlum dedi acil dedi penisimi bulamadım dedi tamam mı? Yani böyle hani Yazık, şey. Yazık çok üzüldüm. Anlatabildim ya, ama o kadar panik olmuş. Sonuçta yani ben normalde hani hasta hikayesi anlatmam ama bu çok önemli. Yani işte gittikçe hani yaşta ilerliyor. Yani 90 yaşında sonuçta saygı duymak lazım. Ben onu bir güzel ikna ettim. Bak burada duruyor falan filan. Muayenesini <laughs> yaptı falan. Nasıl böyle şey yaparak ayrıldı. Yani bu şey çocuklara da yani anlatacaksın. Evet, evet bu senin burada bu var, şurada şu var, şu evet. normal, bu değil. Nasıl işte yüzü burnunu nasıl anlatıyorsan onu da anlatacaksın. Kadının vücudunu anlatacaksın. Erkek vücudunu, değişiklikleri şunu bunu işte mahremiyeti valla çok zor bir şey değil. O değil. kadar aslında kolay ki. Evet. O zaman öğrenir. Yani biz böyle yetişmedik demek çok onu onu artık kenara Eyle koymak lazım yani. lazım yani. kenara koymak bakmasın. lazım. Evet evet. Aynen öyle. Yani bugün o erkeğe terkil toplumun içerisinde olmamızın sebebi de bu. Kadınların sürekli erkeği mutlu etmek için bir şeyler ...yapmasının da sebebi bu. Biz çeyizimizde sürekli dantelli çamaşır <laughs> almak için yani bu, bunun sebebi de bu. Biz erkeği mutlu edelim diye dantelli çamaşırlar alınıyor. Yok oy yapılıyor. Çeyiz alışverişlerine gidiyor. Allah'ım öleceğim. Niye yani kötü mü dantelli çamaşır? Hayır güzel. Ama biz bunu mesela belli başladı kesin böyle kendini mutlu etmek için Canım, alıyor giyiyor. Canım tabii ki aslında şöyle mesela dantelli çamaşır ya da danselsiz neyse karı koca ya da çiftler partnerler ne seviyorsa okey ama o dantelli iç çamaşırını mesela gelinin kaynanası alıyorsa o problem. Ya ki evet. bizde öyle oluyor zaten. Evet. Şimdi bir tane kitap var e, yazarın adı e, Yatak Odasındaki Kalabalık diye. Evet duydum i̇şte onu. Bu şeyle vajinismusla ve onunla alakalı. E, çok önemli. Yani, kitabın ismi bile olayı çözüyor evet. yani yatak odasındaki kalabalık. Abi bu yani işte e, normlar, toplumsal normlar, inanışlar, şunlar, bunlar ve e, herkesi sınırlayan ondan sonra performans kaygısı, yok efendim vajinismustu, erkeklerde ereksiyon problemiydi, şuydu buydu. Evet. bir milyon şey yani senden önce o yatağa bir ton sırtında yük evet, geliyor. Dolayısıyla öyle. da bu kadar cinsel işlev bozukluğu oluyor. Sonra ayıklanıyor onlar. Maalesef. Öyle. Çözülür eğitim. Evet, Tolga gideceksiniz. Yani, Gidin. Yani üstüne. önemli olan konuşmak. Yani bana geldikleri zaman zaten insanlar bana ya da diğer arkadaşlara işin yüzde 50'den fazlasını halletmiş oluyorlar. Çünkü bunun için yardım aramak ya da yardım almak istemek aslında seni ciddi anlamda öne taşıyor. Çünkü bu zor bir şey. Yani. Evet. Hani psikoloğa şey... gitmekle işte yer bence. E tabii aynı öyle. şey. Zaten psikologlar, psikiyatristler, işte ürologlar, kadın doğumcular hep beraber böyle bir konuyla ilgili yardım almak isteyen insanlara ulaşabildiğimiz için hepimiz aslında aynı şeyden yolun perspektiften yolcusunuz. bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani hepimiz peki... aynı yolun yolcususunuz. Sonuçta yardım etmeye çalışıyoruz. Hepimiz iki elimizde bir, biz iki doğrultu çalışıyoruz hocam. Biz de böyle bir şeyiz. Ya da doğru olan yerleri doğru doğrultulara. Evet, doğru, şeyle de doğru şekilde doğru <laughs> şekilde doğrultmaya. <gülüyor> buraya <gülüyor> buraya diye. Fare peynir. Tabii aynen öyle. Mesela kapan araya sokmamak. Yani, doğru. Hocam peki niye prezervatife karşı bu kadar ön yargılı bu erkekler? Güzel onunla ilgili de şey. Düdüğün ben prezervatif paylaştım. Ya bu, bu da bütün dünyada olan bir şey. Bir kere korunma çok önemli. Kesinlikle. Şu, şu anda eskiden şey zannediliyordu işte çok böyle hijyene dikkat etmeyenler efendim çok kimle beraber olduğuna dikkat etmeyenler de cinsel yolla bulaşan hastalık. Bu da bir mit mesela. Hı hı. Herkes de olabilir. Evet. Yani kimin kimle illa çok eşli olmak zorunda değilsin. Ondan sonra şu ya bu yaygın nasıl işte covid olduk hep, hı hı. hepimiz. Ondan sonra grip oluyoruz senede bilmem kaç kere. Bir kere bu çok büyük bir problem değil. ...birçoğu yani bakteriyel olanlar, antibiyotikle düzeltilen ...işte üretir, bel soğukluğu falan denenler Hı -hı. ya da vajinitler... ...onlar antibiyotikle düzeliyor. Ama HIV, AIDS, bundan sonra e, hepatit C falan... ...bunlar yine kontrol altına alınıyor. Ama ciddi anlamda e, sefiliz var ondan sonra şey... ...eski tabirle frengi bunlar ciddi anlamda sıklığı arttı. Evet. son zaman hem Türkiye'de hem yurt dışında bu prezervatif kullanmanın e, azaldığı toplumlarda. Şimdi HIV için PrEP denen bir yöntem var. Yani maruziyet öncesi Hı -hı. korunma profilaksi diye. Çok güzel ama kondom sadece HIV'den korumuyor. Evet. Üretiden işte sifilizden vesaireden de koruyor. Sonuçta korunma önemli arkadaş. Yani bunu artık çok şey yapmamak lazım. Ben işte bunu istemiyorum, sevmiyorum, takıyorum da ereksiyonu kaybediyorum. Okey, tamam. Yani o, o da bir gösterilmiş bir şey ama o da psikolojik bir şey. Evet, yani onu Evet, Toparlanabilir. Dolayısıyla çıkıp da kimse işte prezervatif kullanmak e, doğal değildir şöyle böyle bir şey de demesin. Ay, önce eradike edilsin. ...cinsel yolla bulaşan hastalıklar artık hiç görülmüyor densin. O zaman size gelsinler diyor. bana. E, Okey derim yani. Ya, size diyor. Ya da arkadaş Takım tamamen tek eşli olacaksın. O zaman otur aşağı yani. Hocam nerede? Nerede? Hayır ben yöntemi söylüyorum. Kimler? Kimlerle yargılamıyorum beraber? Yargılamıyorum kimseyi. Yok Yo, ben yargılıyorum ben hocam ya. <laughs> hayır tek eşli olacaksınız. Çok Yok özür canım. dilerim. Sike sike yani anladınız <laughs> mı? Kusura bakmayın hayatınızda Öyle olmuyor bir kadın işte. ya da bir adam varken ikincisine Hocam bana metreslik teklifleri geliyor. Ben salak mıyım? Niye kabul etmiyorum? Canım o kabul etme. O senin tercih. Bana ne? Ben niye kabul etmiyorum? Yoksa ben, <laughs> ben aptal bir kadın mıyım? Hayır kabul ederim. Evimi de haştırırım. Arabamı da aldırırım. Kevsinin talepleri bunlar. Kıkım çıkmaz. Ekmek elden, su gölden. Hocam ürolü, o ürolücün konusuna girmiyor. Girmiyor ama ben şuradan <laughs> bir laf sokasım geldi. Bir, bir dakika dur ama <laughs> iki dakika laf sokayım. <laughs> Olmaz. Ama kabul etmiyorum. Niye? Çünkü tek eşlikten yanayım. Çünkü onun bir karısı var. Karısı varken sevgilisi olabilir mi? Olamaz. Bitti. İki kere iki dört. Atamcığım, Bu tek da eşlilik, duvara muvara bakıyor. Bunun da meyli var bir şeylere. İlla şeyle alakalı değil ki. Karısı olan olmayan falan diye. Yani. Hayır karısı da Evli olabilir. olmayabilir. Evet. Ama gene yine evet, tek eşli Sevgilin varsa da yine başka bir sevgiliye ihtiyacın duymamak lazım böyle bir şey. Peki sevgili değilse? <laughs> sevgili değilse? Başka yani. zaten onunla hep karşılaşıyorsun ya. Yani benle konuşurken başkasıyla konuşuyor hatta üç kişiyle başa hangisi ağır basarsa <laughs> basmak derken yani duygu olarak farklı anlaşılmasın hormonal olarak evet. hangisi uygunsa hangisi uygunsa Neyse, yani seçiliyor? sonuçta onu son olarak lazım. hocam, hocam Nofap hakkında ne düşündüğünüzü <gülüyor> <gülüyor> çok merak güzel. ediyorlar teşekkür ederim bunu bana sorduğun için bununla ilgili çok komik şeylerim var ama tamamen nasıl söyleyeyim? isteyen istediğini yapsın ama <laughs> şimdi burada bu önemli bir şey ama bunu bir öğreti olarak bir böyle ulu bilgi olarak çıkıp da arkadaşlar <laughs> böyle yapın boşalmıyoruz boşalmıyoruz bu <laughs> falan yani tarikat kurduk falan böyle bir şey olmaz 90 gün süresi değil mi onun Ya neyse ne hiçbir fikrim yok mantıklı bir kere biyolojik bir şey değil bir Giyiz kere zaten evet ha, bence biyolojik de. bir şey değil şimdi bakın ondan sonra e, ikincisi bir faydası toplumsal <laughs> olarak yani yok bir de bu böyle düşünmek lazım İnsan istediği şimdi fetişler ondan sonra zevkler tartışılmaz bunlar her şey olabilir evet, bir ama kendinle alakalı mastürbasyon da öyle işte e, evli insanların mastürbasyonu ya da işte partner düzenli partneri olanın mastürbasyonu bunları da konuşuyoruz. Bunlar normal şeyler hı hı. yapabilirsin yapmayabilirsin bana çok soru geliyor normali kaç işte seksin ya da mastürbasyonun <laughs> genç arkadaşlar soruyor fazlası kimisi diyor ki benim canım çok istiyor. ...okey, normal diyorum. Hı -hı. Kimisi diyor ki benim canım... ...hiç istemiyor, normal diyorum. Çünkü bunlar... ...gerçekten normal, bir şey yok. Ee, bunlar... ...birçoğu işte... Yani ...porno, okey... ...zaten hani işte fetişler... fantaziler hepsi normal ama... E, ...hepsi mitli öğrenme. Şimdi bir evet, şey, kesinlikle. böyle senin... E, ...kendinle baş başa olduğun... ...anı... E, ...bir öğreti... ...ya da bir dogma sınırlıyorsa senden önce o geliyorsa onu bir sorgulaman lazım. Evet. Nofapsa nofap yap arkadaş de ki anlatırsın yani ben işte. Eşe dosta. Eşe dosta ya da işte partnerine ya da çoluğuna çocuğuna dersin ki ben böyle böyle yaptım sonra şöyle güzel ama çıkıp da arkadaşlar işte şöyle yapıyoruz hiç yapmıyorsunuz böyle çok iyi. Ya tamam tavucu öğreti de böyle bir şey var. Evet. Ama yani tavucu öğreti güzel hani ben bunu şey için kullanıyorum artık bunca yıllık hem Dünya üstündeki hem de meslekteki tecrübemle. Yani neyden ne kadar faydalanabiliyorsan onu alabilirsin. Evet. Sana bir zararı yoksa artı etrafa bir zararı yoksa. Hı hı. Şimdi nofap sana bir zarar getirmeyebilir ama sen bir tane insan evladına, genç bir adama bak sen işte 90 gün boyunca mastürbasyon yapmayacaksın, yaparsan şöyle olur. E, o zaman sen onun kafayı yemesini evet, sağlayabilirsin. kesinlikle. Okey? Ha, bunda fayda görün olur ama arkadaşlar böyle bir şey var isteyen yapsın istemeyen yapmasın. Bu kadar basit bu aslında yani takılmanın bir anlamı yok. Oturup işte onun fizyolojisini yok efendim şöyle olur, böyle, lüzum yok. Onunla uğraşacağını şimdi ben hep onu söylüyorum. <laughs> Meanwhile, in ISS, U Uluslararası Uzay istasyonunda insanlar yukarıda işte <laughs> e, Ay'a gidiyorlar, Mars'a gidilecek bilmem ne falan filan bunlarla. Bunlarla Bak, uğraşmamız lazım. Bir şey söyleyeyim hocam o kadar güzel laf ha, sokuyor ki yani, böyle haşır diye geliyor. Fa ha falan. Okay. Bu arada ben e, NASA'ya şey yazdım. Niye hiç e, uzaydaki ereksiyondan falan bahsetmiyorsunuz diye. Çünkü şu anda o bir sır. Hı hı. E, cevap vermediler. Çünkü vermiyorlar. E, ama çok saçma doğru o. Bak doğru. İşte ama tabii o Bilmiyoruz neden olduğunu yani hani birkaç onunla ilgili söylenti var şu anda ben dünyada ben araştırdım istiyorsan sen de araştır. Hayır kimse önce ne kim bunu başka bölümde tabii, tabii. konuşacağız. Önce kim bulursa birbirine haber versin yani sonuçta bizim işimiz ilerlemek. Evet. İlerletecek işte kadını mutlu edecek ki kadın mutlu olursa. Tüm dünya ve tüm ya ülke işte mutlu bak, olur. Ya işte bak bak ağzından bal okay. akıyor. Ya ya yar yani Görüyor siz... musun? Konuk gibi konuk. Kız çocuklarını özgürleştirebilirsek, evet. kadınları mutlu edebilirsek bu ülkede kalkınır. Dünyada ileriye Kadına gider. Kadına hizmet vatana hizmet değil midir? Artı işte uzaya nasıl gideriz Net. falan onları düşünmemiz Net. lazım. Nofap bizim uzaya gitmemizi sağlayacaksa buyuralım yapalım hepimiz. Zor bir şey değil. Oturur duruyor yani yani. sosyal. O kadar hocam. sandığın kadar da şey değiliz yani. Ama en kötüsü zaten uykuda boşalıyorsun, bilmem ne oluyor falan evet. bu da fizyolojik Aynen bir şey. Aynen öyle yani. bence de. Aynı şekilde kadınlar da bu arada uykuda boşalıyor. Bu arada bu işte nofap'lar, bilmem neler, mastürbasyon yapmamalar daha çok Avrupa'da ve Amerika'da çıkan böyle mastürbasyon karşıtı e, dini öğretilerle e, kafa gitmişler alakalı. hocam. Evet, biraz öyle olmuş. Kafayı sıyırmışlar diyelim. Biz yani kısaca. yapan yapsın. Ama bize bulaşmasın. Takılmasın yani. Böyle çok şart değil. <laughs> Bence de. Geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür Gerçekten. ederim. Gerçekten. Çok keyifli oldu. Baya bilgili, güzel, kültürlendik. <laughs> Cahil çok var çünkü. Estağfurullah. <laughs> ben de cahildim. Ben de kültürlendim. Bilgilendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Artık ederim. Artık podcastimizin üroloğu olarak tabii, seni tabii. belli günlerde, belli zamanlarda almak evet. istiyorum. Müsait olduğunda. Evde yakın ama ben geç geliyorum. İşte Olsun. Bu, genel olarak. Hep Umarım her yerde geç gelmiyorsundur. İşte bu, ge yeri gelince. Yeri geç zaman, gelmek ha. iyi bir şey. Ge geç gelmek konusunda yeri ve zamanını bildiğiniz takdirde hiçbir problem yok. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> bir başka bölümde görüşmek üzere. <laughs> çok Kendinize çok iyi ederim. bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>